Şimdi koku kaybı dediğimiz zaman biz koku kaybının aslında böyle iki tane sebebi var. iki faktör var. Bir tanesi sonuçta koku alabilmeniz için Burnunuzdan nefesi aldığınız zaman bir kere nefesi burnunuzdan alabiliyor olmanız lazım. E, i̇kinci şey de o koku partiküllerinin yani sonuçta küçücük böyle moleküllerin burnun içindeki ve böyle bayağı arkasında ve yukarısındaki koku bölgesine ulaşması lazım. Yani bu birinci kural bu. Eğer burada bir problem olursa bu illa ameliyat olunmasına da gerek yok aslında. Nezle olduğunuzda grip olduğunuzda veya burun tıkanıklığına sebep olabilecek herhangi bir sebepte de koku molekülleri buraya ulaşmadığından dolayı zaten az koku aldığınızı hissedersiniz. Hani bu zaten beklediğimiz bir süreç. E, hatta kokuyla tadın da aslında birbiriyle bağlantısı var. Hani koku alamadığınızda otomatikman tat da aslında alamadığınızı yine hissedersiniz. Hastalarımız da bunu beraber anlatırlar zaten. E, ameliyat süre bu Hastalıklara bağlı olan şey hastalık iyileştiği zaman zaten yavaş yavaş toparlamasını bekleriz. Bu iletim tipi dediğimiz yani o kokunun iletimindeki problemlerden kaynaklanan sıkıntılar ameliyat süreçlerinde de aslında yine benzer bir konsept oluyor. Özellikle, özellikle burun ameliyatlarında iyileşme sürecinde ilk haftalarda özellikle burnun içi ödemli olduğu için şiş olduğundan dolayı o yaralar iyileşene kadar o dokular kendi gelene kadar biraz burun tıkalı olur ve hani hastalarımız hakikaten koku almakta bazen zorlandıklarını ifade ederler ama süreç ilerledikçe şey iyileştikçe ödemler azaldıkça bu geri dönecektir. Şimdi Koronavirüse bağlı olan koku kaybı farklı bir koku kaybı. Oradaki problem bizim sinirsel koku kaybı dediğimiz yani koku siniri ile alakalı, kokuya, kokunun beyine iletimi ile alakalı bir orada problem var. E, bu aslında koronavirüse özel değil. Bu bütün viral hastalıklarda yani üst solunum yolu enfeksiyonu yapan, burnu, üst solunum yolunu tutan bütün hastalıklarda o koku siniri, olfaktör sinir dediğimiz bizim, siniri çok kolay etkilenip bazen hani geçici veya kalıcı olabilen koku kayıplarına sebep olabiliyor. Bu biraz daha farklı. Koronavirüste bir viral enfeksiyon olarak aslında bundan farklı değil aslında. Hani koronavirüse özel bir şey değil aslında buradaki koku kaybı. Genel olarak bütün viral enfeksiyonlara bağlı ama evet hakikaten şöyle bir hasta grubu da var. Hani koronavirüsün böyle çok ağır diğer semptomlarını göstermeden işte ateşi şeyi öksürüğü çok ağır semptomu olmadan hakikaten koku kaybıyla fark eden hastalarımız da var. Ee, ve hani bunlara bir muayeneyle anlaşılan bir şey değil bu. Ancak işte PCR testi yapılarak tanısı konabiliyor. Dediğim gibi korona özelindeki durum bu. Ee, bu süreç şöyle oluyor. Tabi ee, dediğim gibi korona tanısı aldığı zaman hastalarımız zaten o ayrı tedavisini alıyorlar ve ee... Buna özel bir tedavi aslında yok koku anlamında geri döndürecek. Ancak normal şartlarda bütün viral enfeksiyonlarda biz 3-5 ay içinde kendisi zaten bu işin geri dönmesini bekliyoruz. Ama bunu hızlandırmak için bizim bazı koku egzersizleri var. Koku rehabilitasyonu dediğimiz o koku sinirini uyarmak üzerine dizayn edilmiş. İşte özel bazı kokuları işte kahve kokusu olabilir, lavanta kokusu olabilir, mentol kokusu olabilir. Bunları gün içinde belli sürelerle koklattığımız ve o siniri uyarmaya çalıştığımız hani bunu aslında fizik tedavi gibi düşünebilirsiniz nasıl işte kolunuz bacağınız rahatsız olduğunda güçlendirmek için egzersiz yapıyorsunuz hani aynı mantık Böyle egzersizler var ve bunlar bu süreci gerçekten hızlandırdıkları çok çeşitli yayınlarla da bu yıllardır var olan e e tedaviler bunlar e faydalı oluyorlar ama dediğim gibi süreçte hani özel bir ilacı çok özel bir bunun dışında bir tedavisi yok biraz da beklemek gerekiyor e hani COVID özelindeki şey böyle zaten ameliyat hani bu işin en aslında son kısmı yani orada bir mekanik bir problem var ve onu çözmek için ameliyat yapıyoruz oraya gelmeden önce dediğim gibi örneğin alerjik nezleniz olabilir ve bu burun içindeki burun etleriniz şiştiğinden dolayı yine koku alamıyor ve nefes alamıyor olabilirsiniz. Burada aslında bu hastalığın tedavisi zaten işte alerjik rinit özelinde alerji ilaçları işte burun spreyleri haplar kullanılabilir. Sinüzit dediğimiz e, onun artık bir İltihabi bir hale dönmesi bir bakteriyel enfeksiyon veya viral enfeksiyonla hani orada da gerekirse eğer uygun görülürse e yine antibiyotik tedavisi eğer bakteriyel bir enfeksiyon olduğu görülüyorsa ve belli bir sürenin üzerinde devam ediyorsa önerilebilir. Hani burada dediğim gibi burnun içindeki o ödemler o durum iyileştikçe zaten hani kokunun geri gelmesini zaten bekliyoruz yavaş yavaş. Koku almadığını işte evet. şey yapmak için kokuyu test etmek çok zor. Hı hı. Hani gör görmeyenin ya görmediğini ne kadar görmediğini evet. ölçebiliyorsunuz. Evet. duymayı